Körfez medyası, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımına tepkili. Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında farklı yorumlara neden oldu. Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den eleştirel sesler yükseldi. Katar gazetesi Al Vatan ise başyazısında, sözde değil özde destek diyerek kararı övdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, BAE, yayın yapan Al İttihat gazetesi, Katar emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor, başlığını kullandı. Katar Türkiye'yi kurtarmak için harekete geçti. BBC Türkçe'nin haberine göre gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın nankörlüğü hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için aceleyle harekete geçtiğini yazdı. Yatırım, Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan karşı karşıya gelme anlamına gelecek. Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan karşı karşıya gelme anlamına geleceği aktarıldı. TAMİM, Ankara'yı tatmin etmek için halkının parasını SAVUREUYOR, gazeteye yazan Ahmet Şaban, her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi, ifadelerini kullandı. Katar gazetesi, karşılıklı bağımlılığı gösteriyor Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerinde birinci sayfalarındaydı. Al Vatan gazetesi başyazısında, Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü, dedi ve ekledi. Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor. Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al Şark'a yazan Sadık Muhammed Al-Amari de, Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor, diye yazdı. Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor. Londra merkezli Rai Al Yum internet sitesi başyazısında, Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir, ifadeleri yer aldı. BAE televizyonu, İzole PARTNERLR BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan, İzole Partnerler, olarak bahsetti. Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalarda işlendi. Suudi gazetesi, Katar Türkiye'ye boyun yumuşak GMEK zorunda kaldı. Suudi Arabistan gazetesi Al İktisadiye, Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı. Başlıklı makalesinde, dört ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi, ifadeleri yer aldı. Mısır gazetesi, Erdoğan rejimine UTANMAZCA yardım. Mısır'ın liberal gazetelerinden Al Vafa'da yazan Magdi Sarhan da Katar'ı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar emiri E.S. Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı. Sosyal medyada iki rakip etiket, TAMİM Erdoğan'a itaat etti ve Katar'la Türkiye YAKINLAŞYOR. Sosyal medyadaki yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar'ın Türkiye'ye itaat ettiğini söylerken bazıları da iki ülkenin kardeşçe ilişkilerini kutladı.
Arapça, Tamim Erdoğan'a itaat etti ve Katar'la Türkiye yakınlaşıyor. Etiketleri Twitter'da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8.000, ikincisiyle 20.000 civarında paylaşım yapıldı. Ankara, Katar'ın işgalini engelledi. Şimdi Katar'ın borcunu ödemesi isteniyor. Deutsche Welle Arapça'nın yayınına katılan Türk yorumcu Muhammed Zahid Gül'ün Ankara'nın Katar'ın işgalini engellediğini ve şimdi bu borcun ödenmesini istediğini söylediği videoda sıklıkla paylaşıldı. 2017'deki Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki siyasi krizin başlamasının ardından Twitter'da Katar hükümetine karşı sızdırılan belgelerin yayınlandığı Katar Elix hesabı da, Katar ve tahakküm fantezisi, kardeşlerine ihanet edip kendini Türkiye ve İran'ın kollarına attı, paylaşımında bulundu. Bunun karşısında çok sayıda Katarlı da liderlerine desteklerini açıklayan, Türkiye ile iyi ilişkilerinin ve Doha'nın Türkiye'ye yapacağı yatırımın ülkenin diplomatik gücünü gösterdiğini yazdı. Katar ve diğer Körfez ülkeleri 2017'den beri birbirlerine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Anlaşmazlıkların odak noktasında Katar'ın Müslüman kardeşlere desteği yatıyor.